Şimdi Cengiz karşılardan kaça çıktı ne bilmiyorum detayını çok da ilgilendirmiyor. Günün sonunda alırsan alırsın ama şu ilgilendir beni 15'ler çok ciddi rakamlar abi. Şimdi böyle okuyorum böyle saçma sapan şeyler bunlar üst seviye oyuncular bunlar 15 milyon. Abi 15 milyon çok ciddi rakam abi. Cengiz'in şu an ederi 15 milyon değil. Bence Mert Hakan'dan daha iyi abi ben her türlü <laughs> Ama şimdi birinden daha iyi değil yani o demek istediğim o değil. Yapar Yoksa yapar. oynar Ferdi Forvet'te de oynar yani. Oynar. Ama, ama sorun bence, o değil yani. Bence oynar. Bence ideali o değil. Ben zaten belirli Rahat şöyle, edemez yani Ferdi bence. Şimdi çok artık yüzü dönük oynamaya çok alıştı. Bekten alıp evet. devam etmeye. Yani o sırt dönüp birazcık Ama işte bocalayabilir yani. Fabrika ayarlarına geri dönerse başka bir şeyler de çıkabilir ortaya. Hem Mert Hakan Avrupa'da hiç yoktu zaten benim kafamda. Ama mesela İrfan oraları görebilirdi isteseydi. E şimdi ben İrfan'ı eleştirmezsem... Olmaz, ben, tabii ben, ki, yani... ben, ben, ben o zaman kendime sorarım ben nasıl Fenerliyim diye. Aynen öyle. Ha bu oyuncu zaten ya eleştirmesi lazım ki ayağa kalksın. Gurme Sporu hoş geldiniz. Mutlu günler diliyoruz. Kadıköy Boğası başladı. Merhaba Serhat Bey. Başladık mı? Hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? İyi iyi. Hava sıcak ya. <laughs> Hava sıcak da. <laughs> <laughs> ya yani şöyle oldu bugün. Ee, Cuma günü program. Hayırlı günü. cumalar. Cuma, hayırlı cumalar <laughs> herkese. Ee, öğlen saatleri İstanbul'da tahammül edilmesi zor bir sıcak var. Nem %98'lere falan vurmuş. Serhat abi kot pantolonla içeri girdi. <gülüyor> <gülüyor> Herkes bir şok oldu bu gerçek mi diye. Ben şu an hala bakıyorum. Abi şöyle. Ya insanlar hep diyor ya işte short mort işte yok. Çok güzel benim de böyle taca atmış olmam böyle girip <laughs> çok sağ ol. Yok o da değil o da değil. Aslında <laughs> şey yapacaktım. ya e, yani dün ben eve geldim geç canlı yayınımız vardı biliyorsun. Evet, evet. Sonra da biraz e, oturup sohbet falan derken e, bayağı bir hiç olduğu için ben de eve geldim. ama ben bir iki gündür YouTube'da böyle saçma sapan şeyler buldum yani. Ben diyecekler ki saçma sapan ama bayağı kaliteli ama ben hiç görmedim daha önce. Şimdi i̇şte böyle yani izleyenler vardır hocam tabii. Tabii yerli belgeseller şunlar falan enteresan. İşte çocuğun adını tam bilmiyorum yani gerçekten hani YouTube'da öyle hiç öyle şey yapmadım. Hani YouTube'a girip böyle bir şeyleri şey yapmadım ben. Yani sadece YouTube'da Gurme Spor izliyorum ben. Ama şöyle e... <laughs> Eyvallah. Hep gidiyorsun şey çekiyorsun de gidip izliyormuşsun. Aynen. Ben Şu... hiç izlemiyorum biliyor musun? Ben ne izlediğimi sana söyleyeyim mi? <laughs> ben de anormal böyle saçma sapan bir hırs olduğu için acaba neyi daha iyi yapabiliriz? İşte Berkay'ı nerede toparlayabiliriz? Hani tamam mı? böyle bakıyorum. Hani beraber daha iyi yerlere gidelim diye. Böyle bir şey var bende. Neyse. Abi bir tane çocuk var. Gayet başarılı yani böyle. İşte dünyanın en soğuk yerine evet. gidiyor. işte dünyanın en tehlikeli yoluna gidiyor. Abi dün de bir tanesini seyredip yattım işte. Dünyanın en sıcak yeri yani. Abi orada böyle uzun pantolon, acayip sıcaktı. İçim artık Abi evde o... klimayla, şortla yani pijamayla böyle daral geldi. Kısa şeyle yatıyorum ben bir de böyle. İçim daraldı yani. Uzun giyinip yatasım geldi falan. O sıcakta uzun mantığı var. İşte ben onun mantığıyla çıktım bugün yola. <laughs> Yanmayayım <Oğlum>. diye hani <gülüyor> <gülüyor> güneş eritmesin diye. <Evet. gülüyor> <laughs> Korumak için aslında. Ben de onun etkisiyle o şeyde bilinçaltı kalmış ben de. Geç yattım, erken kalktım falan duş aldım. Duş aldım halen ben sıcağım böyle. Giyim dedim, giyeyim dedim ben giyeyim dedim. O, şey mantıklı çıktım yani. O yüzden böyle oldu bugünlük Gelirken yani. de biraz zorlandın gibi hissediyorum. Baya <laughs> yanıyordum. <musun? gülüyor> Çok kötüydü. Ben nefes falan alamadım. bu akşam ve yarın akşam için e, son yılların belki de son yüzyılın en önemli e, akşamı gecesi geçirilecek deniyor. Uyarıyorlar. Meteorolojiden de uyarılar geliyor. Tabii herkesin dikkat etmesini e, buradan rica edelim. Yanacaksak da beraber yanalım kardeşim benim. Hiç önemli değil ya. Vallahi. Hiç fark etmiyor değil mi? Sıkıntı yok. Evet. Fenerbahçe'ye geçelim o zaman. Geçelim. Tam bu cümlenin üzerine. Tam yerinde o ve zamanında oldu. O yüzden oldu. söyledim zaten. <laughs> Yanacağımız nokta başlasın diyorsun. Ee, abi geçen haftadan bu yana tabii Mersin'in canlı yayınlarında da konuşuyoruz ama e, birçok gelişme çok bir saat iki saat içinde Fenerbahçe taraftarının camiasında hareketlilik e, yaratabiliyor. Hı. Dün gece biz programdan çıktıktan sonra e, Cengiz Ünder Galatasaray haberleri çıktı. E, ben sana bunu söylediğimde sen ciddi misin dedin. Önce mi inanmadın etrafına baktın evet. <laughs> acaba mı diye. Ama daha sonra yalanlandı e, bu haberler. Çünkü aynısını daha da ben sana yapmıştım hatırlıyorsan. Evet sen <laughs> bana yapmıştın ben. <laughs> sonra sen abi açıkladılar deyince yani o travmayı yaşadığımız için dedim en azından acaba burada, mı dedin. A, ama tabi Galatasaray tarafı da ilgilenmediğini söyledi. Cengiz tarafı da e, ilgilenmediğini evet. belirtti. L'Equipe'te de bugün bir haber çıkmış Fransa'nın en meşhur gazetelerinden bir tanesi. Hani Marsilya kulübü artık satışı bekliyor ve Fenerbahçe gitmesini bekliyor diye. E, evet. o noktada da sanıyorum ki herhalde yakında bir çözüme ulaşacaktır konu. Şimdi şöyle Za olayını hatırlayalım hep beraber. Za artık Galatasaray'a gitti. E, sonuçta bunun bir geri dönüşü yok ama süreci hatırlamak açısından söylüyorum. Şimdi za olayı konuşuldu. Herkes za za taraftar çok heyecanlı. Niye? İşte kaliteli bir oyuncu. Üst düzey geldiğinde iş yapar mı? En iyisini, en üst seviyesini yapar. Gaza ee, Galatasaray'a gittiği için asla ben hiçbir zaman şey yapmadım. Hani işte za çöp bilmem ne. Bu çok saçma buluyorum ben çocukça yani. Tuttuğun takıma her zaman tabii ki Sempati. Sempatim var, şeyim var. Öbürki takım rekabet. Bunlar güzel şeyler ama işte Oyuncu sana gelseydi kral, oraya gitseydi çöp, o bende hiçbir zaman olmadı. Beğendiğim bir oyuncu. E, iyi işler yapacağını da sakatlamadığı sürece, iyi, iyi işler yapacağını da e, yüzde yüz eminim. Bu da zaten keyif katacaktır. Yani bu Fenerbahçe'ye de keyif katacaktır. Anladın mı? Oynadığı maçta onun iyi olması bizim oyuncuların, düşünsene. Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynuyor. E, geçen sene Galatasaray domine etti. içeride dışarıda üç. Niye? E karşılık verecek, kaleye şu atacak kimse yoktu. E şimdi Tadic var, Jeko var. Adam Hani Tabii. bir bakalım oraya birileri daha gelecek muhakkak. Evet. E, o zaman ben hem o tarafta zağ hem bu tarafta tad izlemek isterim abi. Ya dü düello oluyor çünkü. E, düello Geçen sene düello yoktu ki. Oynanmasa daha iyi. Üç Tek sıfır. taraflı maç oldu yani. Evet. 3-0 Hükmen var Aynı şey. Ben aynı yani hiçbir zevk kalmadım yani. Ama şimdi şöyle süreç açısından diyorum Berkay. Bilmem katılır mısın ama e, şimdi zağ uzadıkça uzadıkça... Biraz Uzayan şey... transferler genelde e, olumsuz sonuçlanıyor. Abi şimdi bu dünya genelinde de böyle. Sadece Fenerbahçe değil. Evet, oraya Hı -hı. geliyor. İşin sakız gibi uzadıkça da, e, birazcık öyle oluyor. Livakovic öyle oldu. Zaha durumu öyle oldu. E, Cengiz birazcık oraya doğru gidiyor. Gidiyor. onu nemeye çalışıyor Yani benim. günün sonunda sanki hani Livakovic veda etti. 8. maçına çıktı vedadan sonraya. Zagreb Hı. taraftarına veda etti, el salladı. Spiker'deki kişi Fenerbahçe'ye giriyor falan. Gün yazmış birisi. Üzerine 8 o, maç yaptı Livakovic. yine veda ediyor demişler. sürekli veda ediyor Livakovic evet. yani. Yani şimdi şöyle e, uzayan işler transferi yoruyor. Ha aslında yormaması lazım. Bak aslında yormaması lazım profesyonel düşündü. Çünkü Cengiz geldiğinde iş yapacak mı? Onu düşünmemiz lazım biz. Burada böyle duygusal burası Fenerbahçe gelmiyorsan uzatmaya girmememiz lazım. Bir transferdir bu. Oradaki süreci bilemiyoruz abi. Herkes farklı bir şey vardır. Demek ki Fenerbahçe birazcık daha ağırdan alıyor. Belli ki bu bir, bu bir yan... ağırlık var yani olayda. Ama bu yüzde yüz şimdi bunu anlatmaya gerek yok. Ben şimdi yine burada Kesin olan şey eleştiren şu taraf yani. oluyorum ama hani başka bir şeyde seçenek de sunmuyorlar bana. Bana keşke başka bir seçenek sunsalar. Şimdi ta dişi aldın tak diye getirdin mi baba? E tamam onu da alıp gelebilirsin ama sen orada işi ağırdan alırsan zaha mesela. Zaha aslında asla pardon aslında değil. aslında da asla fark etmez. Asla ağır alınacak bir transfer değil. Çabuk Hemen bitir, e, bitireceksin abi. İsteyeni olur şu yolu bitireceksin. Tadiç arası... öyle oldu mesela. Aynı dediğin gibi yani Tadiç'in çok isteğini tadici vardı. Belki uzatsaydın. Başka bir kulüp araya girecekti. Ama diyecekti ki ya bu ne abi yani. Oyuncu da bu sefer evet. şey yapabilir. Ya bunlar ciddi mi değil mi falan dersin. Onlar evet. da işte menajerine bir alışveriş içinde ya. Onlar diyor ki ya yapıyor yani bunun matematiğini. Buraya gidersen bir ne istiyorlar olur. İstiyorlar ama... mı istemiyorlar mı? Evet. Net istiyorlar mı? Her şeyi soruyor. Her şeyi soruyor. Bunlar çünkü artık üst seviye oyuncular. E burada oyuncuysan bütçene göre Şimdi Cengiz karşılardan kaça çıktı ne bilmiyorum detayını. Çok da ilgilendirmiyor. Günün sonunda alırsan alırsın ama şu ilgilendirir beni. 15'ler çok ciddi rakamlar abi. Şimdi böyle okuyorum böyle saçma sapan şeyler. Bunlar üst seviye oyuncular. Bunlar 15 milyon. Abi 15 milyon çok ciddi rakam abi. Cengiz'in şu an ederi 15 milyon değil. Burada belli ki dün de söyledim programda. Fenerbahçe buradan bir açık vermiş. Yerlidir, şudur bizim çok ihtiyacımız. Çok istekli davranmış. Yani zağın tam tersi. Bazı transferlerde böyle burada, oluyor tabi. Burada uzamasının sebebi başka. Öbür tarafta Zaha <laughs> uzamış işler. O çok istemiş bilmem ne. Burada Cengiz'i çok istediklerini hissedince kulüp bu sefer herhalde muhtemelen... Marsi de bu işleri çok net yapıyor yani. Dün programda bahsettik. O e, hakikaten pazarlık olayında uzatıcı e, uzattıkça uzatıyorlar işte. Uzatabildiği kadar uzatıyorlar. Ama onlar da şimdi tabi e, oyuncunun gitmesi, Cengiz'in ayrılması, satış, bir bonservis bedeli elde edilmesi onlar için de önemli. E, artık da tabi Likler başlıyor. Oyuncuların da karar vermesi iyice bastırmaya başladı artık oyuncu tarafı. Bence Cengiz işi, ya yani Cengiz'in şu tarafını konuşalım. Yani Cengiz gelirse neler olur? Fenerbahçe'nin yapısında nasıl işler, nasıl bir ekleme olur onu konuşalım. Şimdi Cengiz Cengiz'in gelmesi tabii ki önemli Berkay ama ben hep işin şu tarafındaydım. Yani o da mesela benim çok şey yaptı. işte biz bence transfer de bizim Galatasaray'la yarış için olmamız lazım. Onlar bir transfer yapıyor biz de yapalım mesela onlar yaptı diye değil yani. Sen kendi yapılanmanı düşüneceksin. Çünkü senin yolun ayrı. Şampiyonluk yolunda keseceksin muhakkak. Tamam ama sen burada planı ayrı yapman lazım. Sen rakibe göre yapmana gerek yok. O zayi aldı, biz de o pozisyonu aldın falan değil yani bu olay bence. Şimdi işte Florya'nın kalbinden istediğini alır. Abi almana gerek yok. Sen git Cengiz al gel. Başka bir şeye gerek yok. Sen istiyor musun mesela oranın kalbinden birisini alsınlar? Ben, yani. Benim hiç, hiç ilgimi çekmiyor ya, mesela. Galatasaray ilgilendi diye bir oyuncuyu yani, almanın Şimanski ya da Fenerbahçe ilgilendi görüşmüş, diye... Biz o yüzden aldık diye beni mesela heyecanlandırıyorsun. Tam tersi de mantıksız. Fenerbahçe bu taraftan da mantıksız geliyor bana yani. İhtiyacın Tabii yani. ne, o, işte senin paran ne, bütçen ne ona göre bir oyuncu alırsın. Yani, yani. buradaki kişi, bu çocuk önce Cengiz'e ihtiyacı var mı Fenerbahçe'nin? Bence net var. Aynen öyle. Ha, Cengiz ne yapar? İşte Marsilya'da skor katkısı boğulmuş, Fransa Ligi tam hepsini burada daha fazla yapacak mı? Onu görmek lazım ama... Oynadığında göreceğiz tabi. Yapı oluşunca görüşeceğiz onu. Ya yani şu anda net bir şey söylemek, kesin bir şey söylemek mümkün değil ki. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii ki bunun sakatlığı var, Allah korusun şeyi var, form düşüklüğü var, birkaç hafta bilmem ne olur. Ben genelini konuşuyorum. Genelinde zaten şu ligin kalitesinde tamam mı? Cengiz çok, yapar abi yani. Cengiz her türlü yapar. Yapamıyorsa... Hani kendisine problem var demekti yani. Abi, ben bunu demek istiyorum. Artık... Demek işte ki böyle yine olumsuz olacak ama hani burada gelip normalde Cengiz bu ligi coşturması lazım ama Yaptı abi, bunu... yani Başakşehir'de de yaptı. Bu neler yani. E Ay, şimdi bir de daha yani. tecrübeli abi. Tabii. Yani. Orada çok Orada gençti. Gençti. Şeydi artık böyle gelip ligi de biliyor. Başakşehir'de yaptıktır yani mesela Başakşehir'de olan şu şeyler yaptı. Orada sol önde oynatmıştı o şimdi hocam. Burada Fenerbahçe'nin Onu... artık böyle 10. yıl şampiyonluk yine olmayacak muhabbetini Cengiz'in devreye gittiğinde yani bence altın harflerle adını yazdır yani. E tabii çünkü oraların düşüşü lazım. Bu yani. şampiyonluk eğer Fenerbahçe bu sezon şampiyon olursa ya da e, bu süreçten sonraki ilk şampiyonluk evet. herkes tarafından hatırlanacak. Yani o Kesinlikle. oyuncular hatırlanacak, o teknik ekip hatırlanacak, o karşılaşmalar hatırlanacak. Bunlar 20-30 sene geçse de unutulmayacak yani. Evet. Çünkü çok kıymetli yani 10 sene tarihin en uzun arasını vermiş oluyor Fenerbahçe kendi e, tarihinde. Burada beni son veriyorsun. Ve son veren oyuncu sen oluyorsun. O takımın parçası oluyorsun. Bunun bilincini ve bunun hırsında geleceğinden yüzde yüz eminim. Böyle geldiğin, geldiği takdirde eğer olursa yüzde yüz fayda e, fark yaratacağını da eminim. Çünkü e, hani keyif veren bir takım olacak. Şimdi şöyle bir sıkıntım vardı. Eğer ona çekerse, Ekambi Bey'i alırsa Fenerbahçe. Bu sefer Tadiç merkez orada sağda benim görmek istediğim yerde olacak. Ama bu sefer kısa paslarla olacak. Yani orada daha fazla oyun kuran işte ee, ne bileyim alışveriş, pas alışverişi Ekambi ile yapıp ondan sonra Ekambi ama artık start alır. Şimdi i̇şte Cengiz'e verip Cengiz e ondan Yok, sonra... Yok yani da... ilk pası Dzeko ile yaptıktan sonra diğer oyuncuların hareket ettiği bir senaryo çok daha mantıklı yani, yani Onla da yapar, buna da yapar. Şimdi burada Ceko ile o alışverişi, Ceko'nun da mükemmel yaptığı bir duvar işi var ya. Orada topun geri sektiğinde acaba oradan derine koşu gelir mi mesela? İşte o ilk pastan sonra gelebilir diyorum. Bu çalışılacak mı? Evet. Çok Türk çalışılacaktır tabii canım yani. İnşallah. İnşallah. <laughs> <laughs> Ekambi'den bahsediyoruz <Evet. gülüyor> İnşallah. Belki şey. onu görünce çok çok merak ediyorum ben yani ilk maçlarda o hissettirir biliyor musun? Ya yani tabii ki tabii tam kadro bir ilk bir maçı iki maçı oynadıktan sonra çok daha ben net oyun anlaşılır. Bana planını mesela net çözerim. Peki ha, bir soru. Kalıcı oyun planı değildir tabii belki ki. ama görürüm. Gör, görürüm yani gözle görülerek direkt Cengiz'den bahsediyoruz. Cengiz'in Geldiği senaryoyu konuşuyoruz. Evet. Biz program yayına girdiğinde belki bir gelişme olacak. Biz bu konuştuklarımız da belki boşa çıkacak. Orasını bilemeyiz. Olsun canım. Ee... Bizim niyetimiz iyi sonuçta. <laughs> Aynen öyle. Canlı yapmıyoruz sonuçta bunu. Evet. Bu kaydı. Arkasında herkes şimdi Mert Müldür yazıyor kadroya. Cengiz Habek'te. Çünkü Türk kontenjanından ötürü. Okey. Peki. Sana soracak olsam, karar verici sen olsan ve Türk kuralı olmasa Mertim Mosai mi kullanırsın orada? Ben şimdilik o sayı Ben o sayıyı beğenmiyorum. Ben şu söyleyeyim. Çünkü o ofans hiç yok. Sıfır yani. Orta kesemez. Asist yapamaz. Ya yani Gerçi şey yaptı son maçta iki tane ama. Ya, 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 yapsın canım. O maçta 50 tane asist yapsan 40 tane gol atsan da olur. Ben o maçı baz almıyorum. Tabii ki resmi maç. Gol atacaksın yapsın ama ben kritik şeye bakıyorum. Şu bomboş asisti de yaparsın artık o Tabii seviyede. Yani ama mesela o kadar her zaman anlattım. O kadar çabuk sıfıra inen o kadar çabuk süratlenen ve sıfırdan artık komple oyunu geriye. Aynı dün e, şeyin attığı pas belanda. gibi. <laughs> Belanda'nın yaptığını bu sadece ayağında topu sürerek yapıyor. E, belanda direkt yapıyor mesela. Yeter dedi verdi kaleye. Yeter kaleci. dedi kaleye geleceği geri verdi. Öbürkü kalenin önünden yani. E, anladın mı? Bizimki de bunu alıyor, yavaş yavaş geri gidiyor. Şimdi defası mükemmel değil, mükemmel değil. Niye değil? Ne Çünkü anlamda değil? Offside ve duracağı yeri bilmediği için. Bu okey, şeyden kırıldığı için, evrildiği için sağ off. Şey aldığında bize sağ çık oynuyordu. Evet. Yanlış mıyım? Hücum oyuncusu. Hücum oyuncusu. Şimdi bunu sağ ve şey yaptı. Bence mükemmel bir iş oldu. Çünkü sağ, sağ açıkta kalsaydı yollar ayrılırdı. Yüzde yüz eminim. Kesinlikle çünkü o yeteneği katmak çok zor oyuncu ama savunma öğretebilirsiniz. Evet ve savunmayı o kadar çabuk olduğu için ve kuvvetli olduğu için devrilmiyor yani. Gelip inanılmaz müdahaleler yapıyor. Bu çok değerli bence. Evet sabek için. Mert Müldür bunun Şunun şu araya girmek istiyorum değil abi. Mi? Savunma dediğin şey hani tahmin edebiliyorum şimdi gelebilecek yorumları. Birebir de çok iyi olmak sadece adamı birebir de geçilmemek değil. O dörtlünün beraber durabilmesi de bir savunma. Evet. Yani o da savunmanın bir parçası. Orada o problem yaşıyor hatta. Geçen sene üçlü oynarken bile offside'ı bozduğu durumlar yani Geçen sene oynamasının tek sebebi offside'ı yani inanılmaz bir offside taktiği yapıyordu aslında bilinçaltı. Tam bu çizgi zaman... yapıyordu. Çizgi yapıyordu. Ee, orada, o sayı yoktu. Duramıyor orada yani. Ferdi oraları inanılmaz geliştirdiği için bambaşka bir noktada. Bu da yapsaydı, yani bu da orayı evet. geliştirebilseydi, halen geliştirebilir canım, Yok, ben canım, geliştiremez demiyorum ediyorum. ama oraları unutuyor. Çünkü aklı Dalıyor çok, bazen yani fuleli olduğu için, aklı da fuleli. Yakalarım diyor bir de bir noktada belki e yani. Yakalarım gelse de diyor, işte ama öyle olmuyor bazen. Bazen oradan çok açık verebiliyorsun. Ama onun haricinde e, bence sağ bekte, bak sağ açıkta eksileri daha fazla benim gözümde. Sabek'te eksileri da daha az. Aynen öyle. Artı Net bir ya sabek geçemez. yani artıya geçebilir orada. Aynen öyle. ben yani zaten önüne koyarsa şey mesela önde ofansta ortada artık kafayı kaldırıp aha Ceko buradaymış Ceko'ya da bir nokta atışı yaparsam o zaman zaten Avrupa. Tabii canım gidersin. <laughs> Başka tabii. bir boyutta uzun. Alırlar yani. Tabii. Bir, ve iyi parayı alırlar. Tabii, tabii Çünkü yok. bu kadar süratli sabek. Kuvvetli sabek bulmak çok zor. Çok zor. Çok zor. Dünyada da çok zor. Yani. bir çok, anda çok zor. O yüzden çok yani. avantajları var. Ama hani son çizgiye indiğinde o kafayı kaldırıp bir de böyle bir pası bulsa bitti. Bitti. Mert'in başka özellikleri var. Mert mi? o zaman formayı da kapamaz ben sana söyleyeyim. Tabii yani başka bir formül düşünmek gerekebilir o noktadan sonra. Anladın mı istediğimi? Ya şey, Türk için Mert Müldür deniyor. Evet. Hani kesin yazılacak hani kadrolarda Mert Müldür yazıyor. Ama Sen yabancı olmadığında sordun ya, zaten. Ama bu sordu. tamam bu sefer şeyde de olabilir. Yani. O saye bunu yapsa. Türk kuralında da başka bir formül olalım. Mert otursun o oynasın olabilir yani. Ya şöyle olur. O zaman belki işte sol beke çekip Mert'te iyi sahne yani. şimdi. Mert'in de bir durumunu görmek lazım. Tabii şu an hiç bilmiyoruz. Hiç bilmiyoruz şimdi Mert tamamen kapalı kutu. Biz şimdi e, Mert'in herkes hatırladığı milli maç var. Tabii, 2021... Sonrasında çok az takip edebildiğimiz bir oyuncuyuz. E, az oynamış, çok önemli sakatlıklar yaşamış. Çok şey takip edemediğimiz bir oyuncu. Şimdi potansiyelini biliyoruz mu? Biliyoruz. Şimdi bu potansiyelinde, aynı potansiyelde mi oynayacak, üstüne mi koyacak onu hissettirmesi lazım. Yoksa oyuncu özellikleri bence Fenerbahçe'ye çok uygun. Çok uygun. O e, topla ilişkisi, topla ilişkisi... Samuel'de eksik olan her şey mesela topla ilişki anlamında Mert Müldur'da var. Mert de var, belki fazlası belki da var. Belki yani. fazlası da var. Drip yani, yani kendi de gidebiliyor. Evet. E, o anlamda çok daha hareket katabilir hücuma Fenerbahçe için. E, ama tabii günün Ferdi sonunda... Ferdi acaba 8'e çekeriz demiştim o, o cümlede. Ee devamında evet. Mert mesela olarak... Mert de iyi, iyi geldi. Antrenman da değil fit. Bunu çok soruyorlar yorumlarda. 8, Ferdi 8, olur mu? Anca öyle bir senaryoda olur yani. Olur mu peki Ferdi 8? Bence olmaz. Olur. Bence olmaz. Bence Mert Hakan'dan daha iyi ya ben her türlü <laughs> yazarım. Ama işte birinden daha iyi değil. Yani o demek istediğim o değil. Yapar Yoksa ya, oynar. Ferdi. Ferdi Forvet'te de oynar yani. Oynar. Ama sorun bence, o değil. Yani bence oynar. Bence ideali o değil. Ben, i̇deali zaten belli. Rahat şöyle, edemez değil mi? yani Ferdi bence. Şimdi çok artık yüzü dönük oynamaya çok alıştı. Bekten alıp evet. devam etmeye. Yani o sırt dönüp birazcık Ama işte yani. Fabrika ayarlarına geri dönerse başka bir şeyler de çıkabilir ortaya. Ama hani fabrika ayarları onun orası Siz 8 biliyorsun. aslında biliyorum. Evet. İşte fabrika ayarlarına geri döner hatırlarsa ya ben işte Ümit Milli Takım Hollanda'da ben buralarda neler yapıyordum hatırlarsa sıkıntı olabilir o zaman. <laughs> o zaman başka şeyler çıkabilir ortaya. Şaka yapmıyorum. Peki bir oyuncu dövüş. Çünkü niye biliyor musun sana söyleyeyim ben yaşadım yani. Şimdi ben Sabek'le başladım futbola. Yani Sağbek oyuncusuydum ben. Kimse bilmez. Yani e, İtalyan hocam Ümit Davalan'ın da hocası bu arada Marco Petsoli. Hatta Galatasaray altyapıya falan istemiş. Biz acayip sevindik. Ben Ümit abiyi falan aradım. E, onda altyapı hocası. İnanılmaz. Almanya'nın en efsane altyapı hocasına bir tanesi. Ama sadece altyapı hocası. Onu A takıma verdim. Hoffenheim A takımında mesela yapamadı. Çok iyi ve inanılmaz bir e, eğitmen. Mesela Sağbek oynattı beni. E, ben abi Sağbek'te full kondisyon yüklendi bana. İşte her sene 15-16 tabii biz atıyoruz 10 11 gol, 8 gol çok üst seviye. Sonra mesela işte ligler ve şeyler güçlendikçe bu sefer beni aldı sol açığa. Ben bu sefer solla orta yapmaya mı baktım? Solla gol atıyorum, şut çekebiliyorum. Sonra beni aldı merkez orta sahaya 6'ya. E ben Edgar Davids gibiyim. E, böyle bacaklar falan da kuvvetli. Her yere basıyorum falan görsen herkes Edgar diyor. Edgar diye falan çağırıyorlar. <laughs> Ondan sonra. E, şimdi böyle. Beni mesela sağ beki koysaydın Fenerbahçe'de oynardım ben. Oynayabilirdin. Kimse bir, tabii bilmiyor. Ne alaka alakası? beni. Sabek diyecekti. Mesela benim fabrika ayarlarım mesela o. Çünkü niye? Ben Ben anlıyorum abi ama şeyi sormak istiyorum. Orta kesebiliyorum. Uzayabiliyorum. Şimdi ama artık dönüştün ya. Artık Ferdi. Bence evet. artık Ferdi bek oyuncusu yani. Evet. Şimdi oradan tekrar oyuncuyu 8'e almadım. oyuncuya da bir fayda getireceğini Ama senaryo sen oraya getirdin. Ben hiç aklımda yoktu. Ben bir şey getirmedim canım. Senaryo kuran Allah. sensin. Filmi çizen, oynatan sensin. <laughs> ben de sekiz sensin ben... ya. Ama başka bir sen... o senaryo da 8'de oynar yani. Başrol, baş... Mert başrol... Müdür'e <laughs> sol beklemedim ki ben. ben Nereye oynatacaksın Mert Müdür'ü? Bizim yanımızda mı oturacak? Belki oynatmayacaksın abi. O Hayır abi ama işte. şimdi senaryo düşünüyorsun şimdi. Mert de çok iyi. Yerli kuralı var. Ne yapacaksın? O sayede mükemmel oynuyor abi. Gidiyor her maç. 2-3 e, asiste oynuyor veya işte orta sıkın. yapıyor. Ferdi de çok iyi diyelim. Evet. Ne Şimdi yapacağım? Ferdi bari sekiz oynatalım oluyor. Ama Mert Müldür de acayip. Yok. Üçünün ikisini tercih edeceksin. Yapacak bir şey yok. Vallahi de. Vallahi. Mert Hakan'a devam et. <laughs> Ay, Tebrik sen Mert Hakan Onuncu, demedim ki ben on, ya. 10. senemiz <laughs> kutlu olsun. 10. <Onuncu> senemiz <laughs> kutlu olsun Mert Hakan. Tebrik ediyorum. Orta sahada Mert Hakan <laughs> demedim bir kere. Onu söyleyeyim. Ben şöyle düşünüyorum. Tad için merkeze geldiği senaryoda. Tekrar Hı. edeceğim bunu. Shiman'skin'in de oynadığı bir takımda Mert Hakan bence GM formu almaz. İsmailoğlu vermez. Çok yumuşak kalır. Yani Tadiç, Mert Hakan, Shimanski hücumlusunu ben görmeyeceğimizi düşünüyorum. Ele başlangıç 11'lerinde. Oyunun belli bölümünde belki olur bir son 10 dakikası, 15 dakikası ama eee bence oraya bir 6 numara transferiyle hmm. o 6 numara şimanski Tadiç olma ihtimali yüksek. Ben şöyle 6 8 yan yana 10. 6 8 10 gibi. Böyle arka arkaya mı? 4 3 1 gibi yani. Tadiç eğer merkezde oynayacaksa, Tadiç solda oynayacaksa bu sefer 1-6-2-8 başka bir senaryo var tabii o zaman. O zaman Mert Hakan ihtimali devreye giriyor. Bence o devreye girecek. Yani Tadiç'in kenarda oynadığı senaryo olacak diyorsun. Sol önde. Ben bir şekilde Tadiç solda ve sağda bilmiyorum. Ben Mert Hakan'ın oynayacağını düşünüyorum. Hocanın da çok beğendiğini zaten söyledi. Onun kafasında var yani. Bence bir yerli onu yazacak. Bence ben oldum, başlangıçta kesin haklısın. Ben ben, 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 şundan hiçbir zaman... Şun... Benim düşüncem şu abi. Ben Mert Hakan da bir ışık görürsem burada bu işi yapabileceğini görürsem ben bunu da söylerim. Benim böyle işte ne bileyim zimbrulara, mimbrulara asist Ben genele bakarım. Ciddi alındım maç. Herkes nasıl oynadı? Performans şu. Bitti. Orada şimdi 5 sene hiçbir şey yapmamış. Zimbrulara ilk asist yapmış. Ben kimseye övmem abi. Ben bir bakarım abi. Şimdi bu takım sonuçta şampiyon olamıyor. Tamam mı? Burada çıkıyorlar. 3-5 tane işte ne diyorlar ona? Sosyal medya troll mü diyor? Troll mü ne diyor? Troll de değil aslında ya. Onlar da şimdi ben insanları da anlayabilirim abi. İşte sosyal medya hesabım var. Sana bir teklif geliyor. E birazcık da harçlık atıyorlar. E birazcık ona ödüyorlar. Sen de diyorsun. E ben orada akniyet arayacak bir insan değilim. Onların muhatap alacak bir insan değilim. Ama ben sana şunu söyleyeyim. Abi şimdi birisi Altaycı, birisi Mertçi, bir Fenerbahçeli kalmamış. Benim üzüldüğüm nokta bu. Bak biri Altaycı, biri Mertçi, bir İrfancı, bir bilmemci isimleri takılmayın. Fenerbahçeli kalmamış. Fenerbahçe taraftarını, genlerini böyle eskiden vardı ya bizim işte Rı Rıdvan Hoca'ların, işte Oğuz Çetin'lerin, Uçe'lerin ben öyle büyüdüm. Oradaki taraftarları dondurmuşlar abi. Buzlu atmışlar bizi. Klonlar var dışarıda. Klonlar yazıyor abi, çiziyor. Klonlamışlar taraftarı. Ve bu beni çok üzüyor abi. Bu benim evet. böyle gerçekten kanıma dokunuyor anladın mı? O sosyal medyadakiler şunu kaçırıyor. Ee, eleştiri ya da bir şey eleştirmek bir şeyin daha iyi olması Fenerbahçe'nin tabiatında var olan bir şeydir zaten. Yani en şaşalı sezonlarında bile gol atamadı bir devrede diye ıslıklanan bir takım falan, taraftar, Fenerbahçe taraftarı. <laughs> Ama günün sonunda hani sen bir şey eleştirdiğin zaman, bir şeyin daha iyi olmasının için bunu söylüyorsun eleştirdiğin zaman. Ben ne için eleştirebilirim ben ya? Aynen öyle şey noktasına geliyorsun. İşte bu camia birleşmiyorsa işte böyle eleştiriler yüzünden birleşmiyor. Ya Fenerbahçe'de bu hiçbir zaman olmadı ki zaten. Bak. Fenerbahçe 88-89'da da taraftar Fenerbahçe'yi eleştirdi. Şu, her şampiyon olduğu sezon ben sana 2-3 tane maç sayarım taraftarın ısıtladığı Fenerbahçe takımını. Şampiyon olduğu dönemde... Olduğu sözden mi o evet, ya? Ben de diyorum ki onlar klonlan şey oldu. Donduruldu. O taraftar şu an yok. Ben göremiyorum. herkese şu var abi. Fenerbahçelerde var bu ama. <laughs> tamam mı? Fenerbahçe değilsin sen. Ben sana diyorum ki Fenerbahçe değilsin. Ha bak ben sadece bir şey söyleyeceğim. Ben kendim aklıma. Bir daha da bu konuyu kapatacağım. Ben Fenerbahçe'nin tamam mı? İyi gittiği senaryoda dahil. İyi mesela kızım. Abi ben kendimi çok net atıyorum. Sen yanımdaydın. Şahidim de sensin. Kayıtları da geçtim artık. Yani kayıtta da var. Pereira'nın geldiği ilk maçta Adana'nın emir 1-0 yendiğinde biz seni eleştirdik. Ve bizi falan pinçik ettiler. Evet. Ben de eleştirim şuydu. Pereira değildi. Şey, oynan, oyunun altının boş olduğunu söyledi. Evet dolu bir oyun yok dedim. Dolu ya bir şey yok. problem yaşanabilir dedik. Burada problem yaşanabilir dedim. Ve ben bunu Erovut'ta da söyledim. de söyledim. Hepsinde de haklı çıktım ama haklı çıktığımı asla söylemedim. Dedim ki bak iyi bir kadro var. Mesut e gelmiş. Burada bir puanla kaybedersek şampiyonluğu üzürüz dedim ve böyle oldu. Ne dediler biliyor musun? Ya Erol hocam keşke bir puan alıp gitseydim dediler. Ama işte o zaman geri dönemiyorsun. Ama başta reaksiyon gösterilseydi bu sezon için bir şey demiyorum ben. Şunu söylemek istiyorum, ben bir gün iyi gittiğinde de kötü gittiğinde de ve net bir şey vardığında eğer eleştirmezsem o zaman gerçekten bana desinler ki sen Fenerbahçe'de değilsin. Çünkü mecbursun abi Aynen öyle. söylemeye. Yani ben Mert Hakan Sivas'ta mükemmel bir top oynamış, üstüne koymuş mu? Asla koymamış. Net söylüyorum. Mini oyunu... takıma gidememiş, Fenerbahçe'de fark yaratamamış, şampiyonluk kazanamamış, derbi alamamış. E, Mert Hakan kendi diyor Sivas'taki oyuna benziyor diyor zaten maşallah. Şimdi tamam ben ben genelde söylüyorum. Şimdi oyun Mert, Mert Hakan'a mı döndü? Bak evet. eleştirdim ya. Ben evet. Saydığım hepsi evet. doğru değil mi? Evet. Yok bu, evet. bu oyuncu evet. şu an benim için Fenerbahçe'de şey hiçbir varlığı yok benim evet. için. Ama şu noktadan sonra oyun ona Eğer oyun ona döndüyse, hoca da bunu gördüyse, Sivas havasına yakacak helal hoş olsun kardeşim. Onu diyorum yani. Oyna diyorum artık. Ben bunu İrfan'a kaç sezondur söylüyorum. İrfan süper yetenek. Bir tane maçı var mı kardeşim? Bana bir tane maçını söyle. Gidecek diyecek ki işte Rena attım bunu attım. Geç abi. Ya, bir tane bir Sen şampiyonluk... Mı? alacaksın. Senin çünkü sen öyle bir oyuncusun. Kaç para verilmiş sana? 13 milyon verilmiş. Ve yeteneklisin de yani. Ha? Ve yeteneklisin, Ve yeteneklisin abi şimdi kimse senin yeti... Ben asla dedim ya bu futbolcu değil. Yeteneksiz de... <laughs> ağzımızdan ben, çıkmadı Benim bile üzüldüğüm ya nokta da. yetenekli. Zaten beni anlayan anlar. İrfan oynasın biz alkışlayacağız iyi kardeşim benim. Ne derdim var İrfan'la tanımam etmem. Ben. ben Fenerbahçe, ben Fenerbahçe formasını armasına bakarım. O formanın hakkını veriyor mu? Vermiyorsa yapacak bir şey yok. Yani Rossi'den fazla mı verdiler baktığında yani? Mesela Mert Hakan Rossi'den fazla mı verdi? Asiste sayıya bak abi şimdi. Hayır, niye diyeceğim bunu biliyor musunuz size şimdi? E şimdi başkan çıkıyor, biz 3 senede bu kadar puan topladık diyor. Demek ki bunlar istatistikçi. E İsmail Hoca'nın puan ortalaması hepsinden üstün diyor değil mi? Evet. E tamam o zaman e, Rossi'nin de sayıda her şeyin üstün Mert Hakan'ın. Gol asiste bakalım hangi oyuncu daha iyi öyle belli. Öyle, e yani, öyle, bir, şey, öyle şey olabilir bir mi yani? Şey Rossi şey. sen niye yolladın o zaman? Mert Hakan'a ne fazla asist yapmış, <laughs> gol atmış geçen sezon? ki yollanması kadar doğru bir şey olamaz. Doğru bir şey olamaz. E demek ki istatistikle olmuyormuş bu iş e, abi. Aynen başka bir şey var. Hanım ben 9 tane asist yaparım, 7 e, tane gol atarım hepsi boş. Boş gol, yani. boş asist vardır yani. Vardır tabii canım. Nasıldır? Maç i̇şte... 4-0'dır, 5-0'dır. Sen orada bir gol, bir asist yapmışsındır 5-6'yı. E evet. İstatistiğe geçer ama 3 puanı bir katkısı Ama Ama şimdi bambaşka bir şey söyleyeceğim. Olayı kendime getireceğim çünkü hiç unutmadığım maçlardan bir tanesi sen hatırlarsın. 7 tane mi atmıştık bir maçta? Benim herhalde 20 tane kaçırdığım bir evet, maç. Elazığ maçı. Elazığ maçı. Ben 6. mi attım? 5 veya 6 olmuş. 5 ve 6 yani böyle son artık maç kopmuş attım. Formayı çıkarıp çıldırdım yani. Evet. Çıldırmamış. Ve oyundan çıkardı gol atmanı beklemişti devam çıkarmak için. Evet. Ve beni oyundan çıkarttı. Taraftar olsun. Niye biliyor musun? Çünkü çok istedim. Evet. Ben bunu görürsem eleştiren zaten bu koltukta beni göremez. Hı. Sen tek oturursun, ben burada boş olurum. Maçın, o kadar da mert ve delikanlı mı değil mi? anladın mı? Onu yapmam yani. Ben kimsenin hakkına girmem. Ben onu göreyim abi, Tamam mı? Yeter ki istediğini gör. Sen Bak, o maçı asla... çok iyi hatırlattın. Evet. Ee, yani 2003-2004 sezonu üçüncü haftası olması lazım Elazığ maçı. Trabzon'dan Fenerbahçe kazanarak geldi. Panay Donk friki attı. İçeride Elazığ Spor. İlk maçı da İstanbulspor'u kaybetmişti Fenerbahçe 3-0. Ee, o meşhur en oynadı oynadığı karşılaşmada maç başladı bir sıfır öne geçti Elazığ yine acaba mı falan derken öyle bir şey de var çünkü evet. senin hırsın belki de oradan geliyor yani ilk hafta İstanbul'u içeride kaybetmiş evet. ikinci hafta üst üste Kadıköy'de kaybetmek çok büyük problem yaratır sezon genelinde e Fenerbahçe bahçe başladı attıkça atmaya başladı Fano Uydong Tuncay Şanlı'nın da zaten 4 gol attığı maçı Sert abi atamıyor yani hiçbir türlü o. Ama top, çok da iyi oynuyor. Çok iyi oynuyor. Hep arıyorum yani. Girmiyor. Direğe çarpıyor. Kaleci çıkartıyor. karşı çıkartıyor. Şu bu girmedi, girmedi, girmedi. Bir tane en son bir top geldi göğsüyle indirip kalecinin bacağının arasından evet. vurmuştu. Hatta Rıdvan Hoca yorumcuydu şey dedi. Evet. Ya, sonunda attı at, at, hak etti. Hak etti dedi, dedi, dedi. Hak yani, etti yani. dedi yani. Şimdi ben de diyorum ki şimdi bu maça baktık mesela. Bu maçı baz almıyorum. Ben genelde böyle oyuncunun vücut diline çok dikkat ederim. Oraları çünkü oynadığım için görebiliyorum. Şimdi İrfan istiyor. Sonra bir kaçıyor. İstiyor. Abi baskıdan korkmasınlar. Ben sabaha kadar konuşuyorum. Ben kimim kardeş? Ben öyle konuşuyorum. Onlar sağda Fenerbahçe forması giyinen. Ne bileyim Galatasaray Beşiktaş. Forma... Zaten onlar programlı olması işte. lazım baskıya. Tabii Burada bu baskıyı yapamazsan Avrupa platformu zaten çıkamaz. Anladın mı? Çıkatın Ama hocam. bence hem Mert Hakan Avrupa'da hiç yoktu zaten benim kafamda ama mesela İrfan oraları görebilirdi isteseydi. E şimdi ben İrfan'ı eleştirmezsem Olmaz, ben tabii ben ki ben yani... ben ben o zaman kendime sorarım ben nasıl fenerliyim diye. Aynen tabii öyle. bu oyuncu zaten ya eleştirmesi lazım ki ayağa kalksın. Peki eleştiri ee... bazen seni küllerinden doğduran şey tabii. eleştiridir yani. Mesela beni çok hırslandırıyordu abi eleştiri. Beni gazeteciler tehdit ediyordu. Bunlar şimdi ben saçma sapan şeyler duyuyorum. Eski çok değerli oyunculardan da, isimleri önemli değil. Diyorlar ki ya Fenerbahçe oyuncuları çok... Neden bahsediyorsunuz siz ya? Ki, kim bir şey eleştiriyor? Ya? Ha, Mert Hakan işte ilk bir oyuncusu değil falan diyoruz. Ha bize ne adamlığımızı bırakıyorlardı ne Fenerbahçeliğimizi bırakıyordu ya. Bana gazeteci beni tehdit ediyordu. Ben 21 yaşındayım. Kendine gelsin herkes. Gazeteye röportaj vermiyordum. Yarın gazeteye çok oku Serhat Bey diye arkamdan bağırıyorlardı. Ben o zaman 20'li yaşlardayım. Takımlarda star dolu ben hiçbir şeyim. Daha yeni başlamışız çocuğuz ya Almanya'dan gelmişiz. Heyecanlı hani hayalin takımına gelmişsin. Ben nelerle uğraştım ya ben nelere mücadele verdim. Bu sadece senin üzerinde değil her takımda oluyor. yaşanan Her takımda oluyor şeylerde, yani tabii. o zaman bu, burada kim kime tehdit ediyor kim kime bir şey söylüyor. Öyle bir şey olabilir mi? Biz zaten müsaade vermeyiz ya. Fenerbahçe futbolcusuna veya Galatasaray futbolcusuna. Sonuçta bunlar yarın bir gün İrfan Galatasaraylı bir şey yarın milli takımda milli beraber. Takım olacaklar, tabii. İleriye düşünmek lazım ama benim burada istediğim ben o hırsı göreyim artık. Peki. Artık bir şu üstündeki ölü toprak mı dedi atsınlar. Ya, Mert Hakan'ın sistemi mi? Hoca da buna uygun mu? E, oyna, oyna kardeşim. Sahne senin diyorsun. Anladın mı? Ee, ben ama bence <laughs> Fenerbahçe transfer yapacak oraya. 6-8 pozisyonuna. Boşuna mı konuştuk yarım saat bu kadar anlattık? <laughs> Sen anlattın? birazcık bence boşuna konuştun. Vallahi, ee, kesin bir transfer <laughs> yapacak oraya Fenerbahçe. Türk kuralında da bence atlanan bir oyuncu var. Göz ardı edilen. Hiç kimsenin konuşmadığı. Sanki şu anda öylesine oynuyormuş gibi davranılan. Hiç kimsenin haberi olmadı. Falan. Ha, o noktaya geldi yani. Herkes üç <laughs> Türk evet. ama bunu oyuncu hiç yazmıyor. Bence Serdar Aziz. Evet. Hocanın çok beğendiği, evet. sürekli oynattığı bir oyuncu. Evet oraya stoper alındığı için Serdar Aziz belki düşünülmüyor ama günün sonunda Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz beka olursa ben hiç evet. şaşırmam. Şaşırmam. Ben mesela <laughs> sezon, sezonu Öyle olunca ikinci bitirse de şaşırmam. Tamam o başka bir şey. <laughs> yani bu ne dediğimi sen hayal anladın mı? O bence daha şey bir opsiyon. Evet. Serdar'ın oynaması. Abi bak Serdar'ın benim gözümde Mert Hakan'dan, İlfan'dan farkı yok abi. Katkı anlamında. Yok abi yani işte bir oynayıp, yani işte cam Adana'da bir bir lakap vardır. Gökhan sana söylerlerdi. Benim de ünlü takım ya. arkadaşım cam adam yani anladın mı? parça yani. Bruce Willis'in bir film vardı aynı şekil yani. Ama Bruce Willis toparlıyordu. Bizekiler toparlayamıyor. Abi şimdi e, Serdar Aziz var mı yok mu belli değil yani. Şimdi geçen sene Serdar Aziz var mıydı yok muydu? Abi, bana bir söylesin herkes. Ee, şimdi var diye düşündürüyor değil mi? Yoktu yani. i̇kinci bölümde hiç Giresun maçındaki hatayı var. Ben hatayı saymam. Yok. Ben Burcu hatayla. Biraz orada. <laughs> tabii tabii mesela hatayla. Bak Hatayla ben asla mesela bir hata yaptı bir maç onun yüzünden gitti ya. Ben asla oyuncuyu orada vurmam. Hata olabilir abi işte bir adam Serdar e oynamış 10 tane maçı iyi. Bir tane hadi hadi vuralım Öyle bir şey zaten yok. Eleştiririz. Yapmamız gerekiyor. Çok basit. Konsantre nerede? Dedik zaten son maç evet. bilmem ne olmamız gerekiyor onu söyledik. Ben Serdar net katkısını soruyorum sana abi. stoper. soruyorum. Yok ya yani bir atıyorum. Geçen sene gerçekten net katkı veren stoper de çok hatırlamıyorum ama zaten ee, en büyük sıkıntı oydu. En büyük abi. problem de oydu. Net ee, senin net stoperin olması lazım. Kim Minje gibi. Yani. Aynı kalitede olmayabilir. Olamaz zaten ama olamaz. aynı mantalitede. Niye? Stoperin zaten senin her şeyin abi. O adam hep oynaması lazım. Stoper dediğin adam eğer stoper 3 e, maç iyi oynayan, 2 maç dinlenen o zaten stoper olmaz. Akle yani Hep stoper, stoper nasıl stoper. biliyor musun? Oynadıkça Yok, açılan. Dakika, o adam. Oynamak isteyen hep oraları oynayan bir oyuncudur. Peki sana soru abi. Serdar Aziz şimdi Beko daha forma şanslı olmadı ama Fenerbahçe'nin en çok yatırım yaptığı stoper o. Evet. Ki zaten formayı da alacak çok net bir şekilde görünüyor. Beko oradaki tek oyuncu. birinci oyuncu, İkinci oyuncu kim olacak yanında? şimdi Ciku Perez, Serdar Aziz. İhtimalleri var. İlk ilk maçında bence yine hoca çok değiştirmeden Serdar Aziz Perez'e çıkacağını düşünüyorum. Ben ilk ilk maçını zaten bəz çünkü transferler sonradan geliyor. Oradaki Bir bakacaktır orada. Beko'nun mesela durumunu durum 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 bilmiyoruz. Ama kampı geçirdin mi? Aynen öyle. Necati'nin bilmiyoruz şu an durumuna. çok iyi çalıştığı söyleniyor ama hazır mı mi bakacağız. Muhakkak. Bekao bir evet. yanına bir oyuncu. Cikumu, Perez mi, Sadar Aziz mi? Senin düşünün. şu şu an, şu an Ciku gibi duruyor yani. Baktığımızda hazırlık maçında hangi maçta oynadı? Zimbru maçında. maçında hazırlık maçında. Onda bir sakatlı olmuş mesela Sakatlı olmuş. ama Zimbru maçında böyle ee, sağlam durdu gibi. Hani böyle çok şey olmadan çünkü ya işte çok üstüne gelen bir rakip değil. Adamı nasıl şimdi test edeceğiz şey yapacağız ama belli yani ayağı iyi, e, kafasını kaldırıp önleri arayan, evet. orada buluşturabilen bir oyuncuya benziyor. E, aslına baktın mı ham maddesi kötü değil anladın mı? E, bunu tabii ki daha dirençli işte ne bileyim orta sahada mesela ikinci bölgede bir anda top kaybedildiğinde oradaki alacak evet reaksiyonunu görmem lazım. Evet. Onu da beraber izleyeceğiz ama e, Serdar içinlik oynadığı bütün maçları e, iyi de oynar muhtemelen e, yerli de e, orada mesela seni şu an, şu an için bir şey demiyorum. Yok yok ben, ama ben zaten tamamen artık e, yavaş yavaş her şeyin oturduğu senaryoda Tabii bakmak lazım. Olacak. şu an bence ilk 3 maç ama stoper için şunu şu, şu yüzden söyledim. Onu bir belirlemek lazım. O'nun üstünde artık o ikilinin oynaması lazım bir uyum yakalanması açısından. Şimdi Becka yani şey Rotasyon yer değil yani. gerçekten taş gibi çıktı mı abi? Diyelim ki öyle çıktı. Çıktı değil evet. mi? Ben her türlü Perez oynatırım abi. Sol ayaklı Sağ sol ayak yaparım tamam mı? Perez ikisini göbeği alırım. Ferdiyi solda oynatırım. Mert Müldür'ü sağda oynatırım. Mert Müldür iyi durumdaysa ben dörtlüme böyle yaparım abi. Peki güzel. Ama Ciku gelir formayı alır. O zaman da bakarım. Şimdi ben sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Perez mükemmel oynuyor abi. Evet. Geçen sene geldi. Kaç sezon, kaç maç sonra sol bekte oynadı. Herkes dedik ya bu adam olsaydı evet. ne olur? Dedirtti evet, mi? Dedirtti. Bu önemli. Olsaydı ne olurdu başka bir senaryo. Ama sonuçta dedirtti. Demek ki bu adamın bir taraftarında gördüğü bir şey var. Doğru. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Doğru. Basic iyi bu adamı Doğru. tamam mı? Şimdi diyelim ki bu sol bekte acayip bir şey oynuyor. Şey e, sol iç, içte, e, sol ayaklı pozisyonda. Sol stoperde. Sol stoperde inanmaz işler yapıyor. Ama şeyde sürekli bir fire veriyor. bekal Cico'yu da bir maçta denedi, o da uçuyor. Bir anda Cico Perez'e döndü diyorsun. Olabilir abi, Bilemezsin ki. Şimdi burada bence zaten bu olması lazım Fenerbahçe'de bu yoktu. Hani burada anlatmak istediğim inşallah anlar herkes. Yani forma adaleti. Forma adaleti, adaleti rekabeti, olur. Onda bir sıkıntı yok ama rekabet içinde olmaları lazım. Hani şimdi sene yani e ben oynuyorum, e ben zaten hep oynuyorum abi. Bu sefer bu insanı nasıl olacak ki şey, kendini yani? geliştirmekte zorlanırsın. Doğru. Şimdi benim arkamı arkama Ortega şey öyle, Anelka alındı arkama. Değil arkama da aslında direkt önüme alındı da. Ben ama arkama alındı diye düşündüm mesela odada. Sen de iyi düşündün. Neyse öyle bir şey düşündüysem. Sen o, de iyi o, düşün. abi oynuyorsun Fenerbahçe'de dedi iyisin genç fena taraftar seviyor. E, abi Anelka yolluyorlar. Kafayı yersin. Bu sefer ne olacak? Ekstra abi. Ekstra bir şeyler bulman lazım. adam ee, Anladın mı ya yani burada şimdi orada. Zaman gösterecek Ben bunu. şunu sanmıyorum yani. Atıyorum işte Serdar Aziz Banko BKO ile. Ben sanmıyorum öyle bir şey. Ben Banko demiyorum canım. Ben bence yok, sen demiyorsun yok. demiyorsun demiyorum Aklında yani. bir o öyle Serdar bir bir da var. onu biliyor. Evet. Ekstra bir şeyler yapması lazım Serdar'ın. Sıfır hata oynaması lazım ve sürekli oynaması lazım. Bence sürekli oynayan bir stoper değil abi. Hiçbir zaman da kariyerinde olmadı abi. Ba belki olacak bu sene bakacağız, göreceğiz. Ee, Olmuyor çok şimdi, <laughs> yani kolay değil biliyorum ama evet. e, çünkü, milli takıma zorluyor. Gitmediği. Yoksa bence de ideal ikili Bekao Perez gibi görünüyor şu anki senaryoda. Sen, sence de mi öyle? Bence de öyle canım. Bekao Perez ideal ikili yani. Ee, ya Ben orayı çok şey kurcalamam. O ikisini tutarım. Uyumada ise iyiyse... devam ederim. Diyorum. Bir şey şu, der misin? Sol süper şey, olmak. şöyle şu taraftara seyircilere soralım ya. Biz izleyenlere taraftar değiller. Onlar abi kardeş olduk artık aile olduk ama Perez Bekao maç öncesi kadroda kağıt üstünde yazdığında okey der miyiz? Bu benim için önemli bu bak. Bu bir enerjidir. Hep deriz. böyle olacak demiyorum. Deriz, deriz. Hı? deriz. Dersin ki ya sağlam bir kadroyla, sağlam bir defansımızla çıktık dersin. Deriz. Peki ön tarafa geçelim. Ee, oraya da konuşmadan şey yapmayalım, da, bırakmayalım. Öne boş bir Yani şimdi hücum <laughs> <laughs> daha şey geliyor, tatlı evet. geliyor <laughs> seyircilere. Ee, Ekambi'nin Cengiz'i konuştuk, Tadiç'in neler yapabileceğinden bahsettik. Ekambi'den de birazcık e, bahsedelim. Tabii yani önde oynayan, sağ-sol önde oynayan oyuncular, arkadaki oyuncularla çok bağlantılı, ilintili bir durum oluştu. Nasıl Ferdi-Tadiç ikilisinin çok büyük bir uyum yakaladığını gördük. Eğer Ekambi transferi gerçekleşirse, Ekambi'nin de sol önde oynayacağını varsayıyoruz şu anda tamamen. Hep orada oynamış. Çünkü hep orada, hep orada oynamış, orada o oynamış. pozisyonu oynamış. Ee, alıyorsan da yedeklik, yedek otursun diye dalmıyorsun. Oynamak için, oynatmak için alıyorsun. Ee, ekambi'yi de sol öne koyduk. Bu senaryoda. Okey. Bir yeni hücum oyuncusu daha olmuş olacak Fenerbahçe'nin. Eğer transfer edilirse... O profili zaman profili biraz farklı. On şey gibi. mi geçecek? E Cengiz de gelirse tadı şey ya. Yani numara, ta, ta, numara. tadı olacak. bir fark yaratır mı? Yaratabilir. Yaratıp yapma, ona bağlı. Takıma uyumu, Cekoyla ile nasıl anlaşacak? Cekoyla ile alışveriş. Mesela oraları yapan bir oyuncu değil mi? Duvar olduğunda ona ver kaç yapıp aralara girer. Şöyle ek yapayım. Evet. Tadiç'in oradaki en büyük e, partneri e, Ceko ile iki ayrı düşünür, düşünerek söylüyorum. Cengiz olur. Cengiz de daha çok alışveriş yapar. Ekan bile de Ceko partner olur. Yani çift forvet gibi birazcık oynayabilirler. Hem öyle olur. Hem Cengiz de Roma'dan bir alışkanlığı olduğu için. Alışkanlığı... Ceko'ya da kullanabilir. bir alışkanlığın etkilerim. var. Onu kendin unutsan bile o vücudunda vardır artık. O yerleşmiştir bilinçaltında. Bir alışkanlık sonuçta. Yani mesela ben topu bin kere, on bin kere sektiriyordum ya alışkanlık. Şimdilik de alsam sektiririm anladın mı? O geçmiyor. Aynen. Anladın mı? O kaybolmuyor. Aynen. Şimdi i̇şte, haber topu sektireyim sana sabaha kadar. O, bir kere hatta uyuyakalmış evde sektirirken. <laughs> hala sektiriyor musun? Ha, hala sektiriyorum. Sabah kalktığımda. Neyse. Şimdi Cengiz... Cengiz hem Tadiş'te oynar hem de Ceko'yu bulur. Şimdi benim Cengiz'deki en büyük e, şeyim... E, şey kırmayı seviyor ya sol ayakla. Uzuna... İşte ikinci i̇kinci direğe pası, işte Jeko ile işte orada çok zaten ekmek hem Moran yani. hem de oraları gören bir oyuncu olduğu için kafası kaldırın evet. için beni Cengiz aslında orada çok yakalıyor anladın mı? Şu senaryoda hmm. Ceko'lu olduğu evet. bir senaryoda. Jekyll i̇şte olmadığı senaryoda o zaman başka bir senaryo yazmamız lazımdı şeye Cengiz'e başka Doğru. bir oyun. Şimdi Ceko var onu da tanıyor. Orada güzel bir şey olacak. Bak ben yine söylüyorum Ekambi Ceko, şey yaptım Cengiz ortaya da Tadiş. Tadiş. arkadaşım maski. Oraya gelme şimdi. Biz sadece tam önü şey yapıyoruz tamam mı? Arkaya başka bir şey söyleyeceğim. Orada da bitirelim. Bu senaryoda kimi nasıl rotet edersen, notasyona sokarsan. Diyelim Cengiz'in olmadığı yerde oraya Emre Mor, İrfan al. İşte ne bileyim o tarafa Tadiç'i aldım. Buraya ne bileyim Şimanski yöne ittim. Bak şimdi. Hı hı. E Kambi yok. Tadiç gitti. Şimanski'ye forvet arkası. Bak sistemi yine bozmadan. Tabii. tabii. Tamam mı? Yapabilir Tersen misin? bahsetmiyoruz da. Kent de var şimdi. Şey. Kenti de koyacağım şimdi. Şey. Ben bu, bu bu burada çevirdim. Hı hı. Tamam mı? sağ kenti alabilirsin. Sola kenti alıp Cengiz'i ise kent bu sefer şey yaparsın. O da yabancı ekran bile birebir yani. kenti değiştirip şey yapabilirsin. Kent belki formayı alır. Ayakları düzgüne benziyor. Yere sağlam basıyor. İzlemek lazım. Bence fark yaratabilecek bir oyuncu. Yaratabilir yani bu fark yaratabilirken zaha de olur demiyorum ama olabilir. Ne Çünkü burası Türkiye ligi anladım. Belki ondan daha fazla katkı gelebilir. Edinviş'e katkısı alacağım belki adamdan. Mesela bitti anladım anladın mı yani? Ee, bu burası varyasyona girebilirsin. İstediğin gibi oynayabilirsin. İstediğin skoru da alırsın yani. Oradan ben skor veriyorum. Defansa skoru veriyorum. Benim tek skoru vermediğim yer Şivanskin olduğu bölge. Fenerbahçe'nin bu sene şampiyonluğun reçetesi o orta saha üçlüsünden üst geçiyor. Bu kadar söylüyorum. Benim kendi yaptığım analiz, kafamda kurduğum şey bu. Ön tarafta bir, bir şekilde şey bir şey olacak. Kaleci de ar aldığını varsayıyorsun. Kaleci zaten Tabii seviyorum. olmazsa olmaz. Onu onu hiç konuşmuyorum ben evet, bile yani şu kaleci an. kaleci şart. Çünkü kesin. ben Altay'ın kalede durmak istediğine inanmıyorum. Vücut dili benim için çok önemli. Bu yüzden de şunu söylüyorsun şimdi. Her yer bir şekilde oturuyor. Ee, ama orta saha pozisyonu, merkez orta saha rotasyonu. Bu benim şu an kafam oturmuyor. Oturmuyor. Benim de kafam Ve şam, oturmuyor. Ve şampiyonluğun reçetesi orası. Ve oraya bir transfer Fenerbahçe'nin bu sezonki kaderini belirleyecek. Bak oraya minimum diyorum sana. Minimum minimum, minimum Torreira ayarında bak minimumu söylüyorum Torreira gibi kendini parçalayan yani bütün açıkları, delikleri kapatan bir oyuncu bulursan bambaşka şeyler konuşuruz burada ve bambaşka bir yere gider o ol olay. Torreira gibi. İyi, Minimum. Joseph gibi. Joseph Joseph gibi. Yani olarak, ya bu nasıl Torreira olarak boy efendim, olarak değil yok, mi? Yok, Uzun boylusu oyun, olur. Oyun tipini anlatıyorum yani. Tabii. Uzun boylusu olabilir. Eee veya Aurelio gibi. Marco Aurelio gibi veya getson, nasıl? Fernandez. biraz daha değişik tabi alda altısı altı numarada oynayabilir daha altı ama mesela şöyle altı yedi diyelim çok Torreira yapmadın ama getson aldın sekiz ona dokuyayım Öyle yani daha farklı bir şekilde yıpratırım diyorsun orayı. O, o da okey. O zaman bambaşka bir şey konuşuruz. Bak geç Getson yap. 6'yı da onlara ayak olarak bir tane altı yap. Torenden'in bir alt kısmı. Tabii içinde işte maçı yine şampiyon olur. Ben de o kadar söylüyorum. Hadi bakalım, bakalım. göreceğiz. Ağzına sağlık abi. Senin de kardeşim. <laughs> Seyircilerimize de teşekkür ediyoruz. Hı -hı. Ee, katılımları ve yorumları için. Yani yorumları tahmin edebiliyorum. Enteresan bir bölüm oldu. Yine benim... <laughs> Ciddi bir katılım olacaktır yorum bölümüne. Evet. Like istersen sen söyle. Like bizim için çok önemli. Ee, bizi sev sevmediğinizi anlıyorsun. Yok, <laughs> 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 like, like, like ve destek vermenizi hani... Be biz, biz burada bir aile olduk. Ee, hem bizim kardeşlerimizle, Eberkay'la bir yola çıktık. Burada <laughs> e, beraber büyüdüğümüzü hissediyorum. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Yani bizi destekliyorlar evet ama... E, Kalpten desteklediğini hissettiğim için e, bu like de bizi tabii ki e, öne atacağı için onlara buradan şimdilikten like teşekkür edelim. Tuşuna ta, e, bastıkları için teşekkür ederim. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.